Hepinize merhaba. Bugün Amerika ile Çin arasındaki büyük mücadelenin diplomasi masasında ne yönde ilerlediğine dair gelişmelere bir bakacağız. Zira bir ay içerisinde önce Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ardından da bu hafta Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Beijing'i Çin'in başkentini ziyaret ettiler. Önemli görüşmeler yaptılar. Peki ne oldu? Her iki e, Amerikan yöneticisinin de kibiri Dışişleri Bakanı olmasına rağmen ana gündemlerinin ekonomi olduğu anlaşıldı. Zira Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Blinken'in görüşmelerine dair yaptığı açıklamada Çin'in ticaret politikalarına ve piyasa dışı ekonomik uygulamalarına ilişkin endişelerini muhataplarına aktardığını dile getirdi. Burada anahtar kavram piyasa dışı ekonomik uygulama. Yelende yani Amerikan Hazine Bakanı da bu kavramları ki ondan başlayarak hepsi kullandı ve kapasite fazlası diye bir tırnak içinde sorun ortaya sundular. Çin'in üretim fazlası dünya pazarını olumsuz etkiliyor diye propaganda yaptılar. Çin'e özetle üretme, ihracat yapma diye baskı uyguluyorlar. Amerika'nın bu tutumu tabii en başta kurallarını kendisinin yazdığı Uluslararası ticaret kurallarına Amerika'nın uymadığını gösteriyor. Gerçi Amerika için e, önce çıkarlar vardır, kurallar ya da ilkeler değil elbette. İşine geliyorsa o kuralları uygular ama işine gelmiyorsa kendi belirlediği kuralları bile uymama konusunda emperyalist ABD bildiğiniz gibi dünya şampiyonudur. Fakat daha önemlisi de şudur. Kapitalist dünyanın lider ülkesinin yani Amerika'nın rakibini fazla üretmekle suçlaması aslında kapitalizm, sosyalizm mücadelesi açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Washington'un üretim fazlası, kapasite fazlası ve piyasa dışı ekonomik uygulama dediği aslında Çin'e özgü sosyalizmdir. Kamuculuktur. Devletin piyasaya müdahaleciliğidir. Bu konuda en açık sözlü kişinin Amerikan ticaret temsilcisi Catherine Tai olduğu görülüyor. Tai tam da Amerikan hazine bakanı Çin'deyken Avrupa'da bir takım temaslarda durulmuş ve dünyaya şu mesajı okumuştu. Bakın kendi ifadesinden okuyorum. Çin'in sistemi bizimki gibi piyasa temelli bir sistemin rekabet etmekte ve ayakta kalmakta zorlanacağı bir sistem. Pekin'in piyasa dışı politikalarıyla uygun karşı önlemler yoluyla mücadele edilmediği takdirde ciddi ekonomik ve siyasi zarar görürüz. Evet Amerikan ticaret temsilcisi Catherine Tai açıkça Çin'e özgü sosyalizmin Amerikan kapitalizmine üstün gelmeye başladığını, Çin'e özgü sosyalizme karşı mücadele edilmezse hem ekonomik hem de siyasi zarar göreceklerini belirtiyor. Evet, ticaret savaşını Amerika başlattı bildiğiniz gibi. Dünyanın en zengin kapitalistlerinden biri olan Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika Çin'e karşı ticaret savaşı başlattı, kılıcını çekti. Ardından da Joe Biden Çin'e karşı ticaret savaşını sürdürüyor. Ama son tahlilde Çin'e karşı ticaret savaşı Çin'den çok Amerika'ya kaybettirdi. Yakın zamanda Apple başta Amerika'nın pek çok önemli şirketinin CEO'ları Çin'e bir ziyarette bulunmuşlardı ve orada verdikleri mesaj bile aslında bu gerçeği e, ortaya koyuyordu. Amerika ticaret savaşını kaybediyor ve Amerikan mali sermaye sınıfı çıkarları için Çin'e üretme, ihracat yapma baskısı uyguluyor. Bu, bu baskıdan elbette bir sonuç alabilmeleri mümkün değil. Kaldı ki tüm ekonomik veriler de gösteriyor ki öyle mesele üretim fazlası falan da değil. Zaten Atlantik'in propagandasının tersine Çin ekonomisi ihracata dayanan ihracat merkezli bir e, ekonomi de değil. Son 10 yılın verilerine bakalım örneğin gayri safi yurt içi hasıla içinde örneğin Amerika'nın ihracatı %10 dolayında. İngiltere'nin, Japonya'nın ihracatı %15 dolaylarında, Çin'in ihracatı da %20 dolaylarında. Ama asıl ihracata dayalı ekonomi ise %38'e kadar ulaşan Almanya. Yani Çin ekonomisi ihracat merkezli değil. Yani Amerika Çin'in ihracatına engel çıkararak Çin ekonomisine darbe vuramaz. Çünkü Çin büyük bir pazara sahip. 1.5 milyar dolarlık bir ve 1,5 milyar nüfuslu bir pazara sahip. Çünkü Çin aynı zamanda iç tüketime güçlü olan bir ülke. Ama tabii temel neden şu. Burada Catherine Tai'nin sözlerinden hareketle şu son değerlendirmeyi yaparak bitirmiş olalım. Catherine Tai bu piyasa dışı modelle mücadele edemeyiz diyor ya. İşte aslında burada bir Çin. Çin'e özgü sosyalizm ki kimi solcular beğenmese de Çin'e özgü sosyalizm ile bir Amerikan kapitalizmi mücadelesi var. Temel farkları da tabii şu yani Çin ekonomisi netice itibariyle toplumsal eşitsizlikleri bütünüyle ortadan kaldırma stratejik hedefine sahip bir sosyalist ekonomi. Amerikan ekonomisi bireysel kar esasına dayandığı için toplumsal eşitsizlikler gittikçe derinleşen, büyüyen neoliberal kapitalist bir ekonomi. Bu iki modelin çarpışması yaşanıyor ve bu çarpışma içerisinde de Amerikan kapitalizmi kendi kayıpları karşısında Çin'e ihracat yapma, üretim yapma, senin kapasiten fazlan, devlet destekli fazla üretimin bize zarar veriyor diye feveran ediyor. Bütün olay bu. Çin'e özgü sosyalizm her ne kadar beğenilmese de işte Amerika'nın Çin'deki bu sistemden rahatsızlığı esas olan bu noktada Çin Çin'e özgü sosyalizm konusu tartışmaları önümüzdeki yayınlarda zaten biz de ara ara yaparız her ülkenin kendine özgü sosyalizminin olacağı gerçeğinden hareketle de sosyalistlerin bu meseleye daha çok kafa yormasını bekleriz. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.